Bu konuda son noktayı koymak istiyorum artık değerli izleyenler. Bilir kişiye bağlanıyoruz. Yunus Emre Sel, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin. Yunus, bu nasıl güzel bir background? Bize nereden bağlanıyorsun? Salkım salkım, Emniyet. çiçekler, janti giyilmiş, yine bugün yine çok şık olunmuş. Eşim mimar olunca tabii ufak tefek dokunuşlar yapmak Senin istiyor. eşinin Öyle dokunuşlarını ben 1,5 yıldır fark ediyorum zaten. Her yayında bir... farklı farklı şekillerde eşine de çok çok selamlarımı ilet lütfen. Bugün de yine her Aleykümselam. zamanki gibi şıksın. Mıhlama mı kuymak mı? Ya şimdi Rizelilere de haksızlık etmek istemem ama tabii ki biz kuymak bizim için ağır basan o. Ya çok bariz bir farklılık yok aslında. Biraz yağın kullanımında biraz farklılık var. Peynir Ama mi yani yağ mı kuymak orada? Ben yanlış mı açıkladım? yok. Yok, peynir farkı var ama birinde de yağ daha fazla. Muhlamada biraz daha fazla oluyor. Kuymakta kısmen biraz daha az oluyor. Ya damak zevkiyle alakalı bir şey. Yani mesela Rize simidi ile Trabzon simidi arasında da inanılmaz bir fark var. Arada bir 60 kilometrelik mesafe var Rize ile. Ama birinde mesela hiç susam yok, diğeri tamamen susama bulaşmış Şeydir durumda. Dolayısıyla arada İzmirliler ona Rize veya Trabzon simidi değil, Rize gevreği denilir. Trabzon gevreği denilir. yok. Yok yok yok. Direkt simit ya bizde. Direkt simit. Ama damak tadıyla alakalı bir şey. Ya ben kuymağı daha çok seviyorum. Onlar tabii ki Rize'de alışık oldukları için muhlamayı daha çok seviyorlar. Ama ikisi de lezzetli, yenilebilir ve hepsinden önemlisi aslında bu iki kahvaltılık ürünün de ortaya çıkış amacı o yokluk zamanlarında doyurucu olması. Eskiden çok mısır ekiliyordu. Doyurucu olması ve günü bir şekilde insanların bununla beraber tamamlamasına yönelik bir takviye edici gıda, besin ama gerçekten çok doyurucu. Yunus Yani Emre, onunla bu konuyla başladığınızda ilgili günde çok net şunu söyleyebilirim. Ya gerçekten bunlar bence Trabzon'da, Rize'de yeniliyor. Yani burada mesela tabii. İstanbul'da da var işte Trabzon ev kahvaltısı böyle mekanlar falan. Ya orada başka bir şey var artık. Ya yağ ile alakalı bir de kullanılan ürünün burada doğal yetişmesiyle alakalı bir durum. Ama dediğim gibi ikisi de farklı. Ama ben kuymak tarafındayım. Rizeliler sakın susmasın. Peki. Onlar da komutanlık Trabzon'da yapmasın. kuymak gibi günler geçiyor mu? Güzel günler geçiyor mu? Şöyle 5 maçta Abdullah Hoca'nın hiç mağlubiyeti yok. 11 puan topladı Deniz Satar ve ilk geldiği dönemde de 5 maçta 11 puan toplamıştı. Yine aynı başarıyı yakalamış durumda. İlk geldiği dönemde takım çok daha kötü bir durumdaydı. Puan tablosu anlamında ligin alt sıralarında yer alıyordu ama Abdullah Hoca bir anda takımı üst sıralara doğru tırmandı ve bir sonraki sene içinde hedef belirlemişti. Şampiyonluğu oynayacağız demişti ve sonraki sezonda da bunu başarmıştı. Şu an itibariyle de ilk geldiği zaman Abdullah Hoca şöyle bir hedef koydu. Bizim için gerçekçi, kabul edilir hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Ligi Avrupa Kupalarına tam katılacak bir noktada tamamlamak demişti. Şu an Trabzonspor'un gidişatı bunu başarabilecek konumda. Ancak üst üste gelen galibiyetler ve özellikle üst sıradaki takımların puan kaybetmesiyle birlikte taraftarlar arasında, yönetim arasında acaba şampiyon olabilir miyiz, tekrar o yarışa girebilir miyiz düşüncesi de başlamış durumda. Ama bu nasıl şekillenecek? Devre arasına kadar olan süreçte şekillenecek. 6 maçlık bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreci Trabzonspor kayıpsız veya en az kayıpla atlatırsa ve üst sıralardaki takımlar kayıplar yaşarsa belki devre arası yapılacak transferlerle Trabzonspor için ikinci yarı hedefi bambaşka bir noktaya gelebilir. Görüyoruz ki aslında sezon başında çok büyük kadrolar, çok iddialı kadrolar kuran ve lige net bir şekilde domine edecek, force edecek diye düşündüğümüz takımlar da puan kayıpları yaşayabiliyor. O yüzden şu an taraftar nezdinde en azından bu hedeflerin belirlenmesi, bu hayallerin kurulması çok normal. Ama henüz teknik ekip o noktada değil. Teknik ekip şu an maç maç düşünüyoruz diyor Abdullah Hoca. Önceki maç, geçen maç Sivas maçıydı. Trabzonspor için çok iyi geçmedi. Deplasmanda yenilen 3 gol var. Ama şimdi hedef Kayserispor maçı ve Kayserispor da gerçekten son haftaların en formda takımı bence. Bak en formda takımlarından biri değil. Bence en formda takımı. Recep Hoca ile birlikte gerçekten inanılmaz işlere, iyi işlere imza atıyorlar. Bir puan silme cezası aldılar ama ona rağmen hala zirvenin çok yakın bir konumundalar. O yüzden çok kolay bir maç olmayacak kesinlikle. Yunus Emre, yani şu süreçte bu kadar dağılan bir takımı toplarken aynı zamanda bir takımı inşa ediyor olmak da Abdullah Avcı'nın alamet farikalarından bir tanesi.
Yani net olarak söyleyeyim, gerçekten Abdullah Avcı'yı Abdullah Hoca yapan şeylerden bir tanesi bu. Hem takımı toparladı hem de alttan alta da takımı oluşturmaya çalışıyor. Fakat soru işaretim şu. Abdullah Avcı çok böyle oyunculara bağlı kalan bir teknik direktör değil. Yani elbette onun takımında mutlaka yıldızlar oluyor ama onun için önemli olan takım. Bu yüzden o geldi gitti, o arada bazı isimler yıldızlaşırken o geldikten sonra biraz sanki böyle arka planda kalan isimler oldu gibi. Bunu hissedebildin mi? Ben mi hissettim bunu? Ya Bakasetas desem mesela katılır mısın bana? Çok doğru bir tespit, direkt olarak isim vererek başlayalım aslında. Batista Mendy mesela sezona müthiş bir başlangıç yapmıştı ve herkesin gözü kulağı bir anda Batista Mendy'deydi. Trabzonspor bu oyuncuyu nereden buldu? Tam olarak soru işaretim bu aslında Yunus Emre. Evet. Yani bu Trabzonspor bu oyuncuyu nasıl buldu, nasıl getirdi? Gerçekten ligin en iyi orta sahalarından birisi gibi o gözle bakıyorduk herkes. Herkes o gözle bakıyordu. Aslında Batista Mendy hala o stabil performansını devam ettiriyor. Onun performansıyla alakalı çok ciddi bir düşüş söz konusu değil. Ancak Abdullah Hoca'nın oyun planıyla Bielisa'nın oyun planı arasında çok ciddi bir farklılık var. Bielisa topa daha az hakim olan, arkadan uzun toplarla daha çok sonuca gitmeye çalışan ve özellikle oyunu 3. bölgede, yani rakip ceza sahasına yakın alanda oynamaya çalışan bir teknik adam. Ancak Abdullah Hoca tamamen ters bir mantığıydı. Oyun savunmadan, kaleden kurulur, savunmadan orta saha ve hücum şeklinde şekillenir ve topa daha çok hakim olan, daha çok pas yapmaya çalışan ve baskıyı biraz daha fazla kurmaya çalışan bir takım kimliğini oturtmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu kimlikte bir oyuncuya dayalı bağımlılıktan ziyade herkesin birlikte hareket etmesi öngörülüyor. Ama burada da sorun şöyle oluyor: eğer o birlikte sistematik harekette bir oyuncu veya birkaç oyuncu bir maçlık performansları düşüyorsa, iki maçlık performansları düşüyorsa, işte o domine taşları gibi tak 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 bir anda sistem çökebiliyor ki bunun kendisi de zaten Sivas maçında Abdullah Hoca izah etti. Çok çalıştık, Sivas'ın çok iyi bir geçiş takımı olduğunu biliyorduk. Buna rağmen o golleri yedik dedi. Zaman zaman bu tarz kırılmalar olabiliyor ki yine kendisi de bunu izah ediyor. İnişli çıkışlı bir grafiğimiz olacak, buna alışmamız gerekiyor, bunu toparlamaya çalışıyoruz diyor. Ben bunu tespitine kesinlikle katılıyorum. Hı-hı. Ama bunu Abdullah Hoca'nın oyun mantığıyla bağdaştırıyorum. Çünkü Bielisa biraz daha bireysel performansları ön plana çıkaran, direkt sonuca gitmeye çalışan bir teknik adamdı. Ama Abdullah Hoca daha çok oyunu kaleden, savunmadan başlatan, topa hakim olan bir oyun anlayışı benimsetiyor. O yüzden bu farklılıklarda oyuncuların bireysel değil takım yönünün ön plana çıkmasına sebebiyet veriyor açıkçası. Yunus Emre, sana sormadığım, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Tabii Batista Mendy kart cezası, oynayamayacak yarın. Onsuz bir Trabzonspor nasıl olacak, ben çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü Trabzonspor'un oyun kimliğinde çok önemli bir rol sahibi Batista Mendy. Bir de son Sivasspor maçında Nicolas Pepe Abdullah Hoca tarafından ofansif orta sahada, 10 numara pozisyonunda oynatılmıştı. Ben çok yüksek ihtimalle yine o pozisyonda onun şekilleneceğini düşünüyorum. Bir diğer önemli gelişme diyeceğimiz nokta... Ve o zevk sahibi eşine güzel bir hafta sonu diliyorum. Her programımıza böyle keyifle katılman dileğiyle. Çok teşekkürler Yunus Emre Sen. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Ve değerli izleyenler...